Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün GTA San Andreas'ın detaylı hikaye anlatımının 6. bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Bu video içinde arkadaşlar, yani bu bölüm içinde 600 izlenme ve 60 like'ı sınır olarak koyuyorum. Bu geldiği takdirde seri devam edecek ve hızlanacak arkadaşlar. İzlenmelerimizi 1000'e kadar dayarsak bu seri içerisinde İyi bir hava yakalarız diye düşünüyorum. Seri benim için de önemli ve keyif aldığım bir seri. Bu yüzden de izleyen her arkadaştan like bekliyorum. Dediğim gibi 60 like, 600 izlenmede seri devam edecek. Hızlı hızlı da yeni bölümler gelecek. Şimdi en son OG Lock'un görevlerini bitirmiştik arkadaşlar. Şuradan hemen gidip bir çelik yelek elde edelim hızlıca. Bedavadan. Silahlarımız zaten hemen hemen var. Şurada hemen arkada bir çelik yelek olacak. Onu bir alalım. Sonrasında da devam edelim. Seriyi arkadaşlar genel olarak böyle her şeyiyle oynamaya çalışıyoruz. Yan görev vesaire bulursak da yapıyoruz. Yan görev demeyelim de şey bulursak. Mesela imkan bulursak gidip spor vesaire de yapıyoruz. Yemek de yediriyoruz. Bu tür şeylere de vakit ayırıyoruz. O yüzden de dostlarım seriyi beğenin lütfen. Eğer isterseniz bu sevgili işlerine de girebilirim. Yani şimdi Tempeni görevlerinden sonra bir sevgili açılacak bildiğiniz gibi. O işleri de yapabiliriz arkadaşlar. Yeter ki siz seriyi beğenin. Başka bir şey istemiyoruz. Şimdi adamlarımız burada. Bizim bir araç bulup hemen buradan çıkmamız gerekiyor. Rider'ın aracı var mı acaba? Rider'ın aracı da ortada yok. O zaman şuradan bir araç alacağız. Tamam, adam oraya bıraktı zaten bir tane araç. Şimdi Tempeni görevleri arkadaşlar, bildiğiniz gibi nasıl görevler? Tempeni bize şantaj uyguladığı için şehir içinde istediği işleri bize yaptırıyor. Yani kendi ayağına dolanan adamları bize hallettiriyor. Ya, Tempeni görevlerinin genel olarak konsepti bu. CJ hapse girmemek için, üstüne atılan iftiradan dolayı zarar görmemek için de mecburen Tempeni'nin dediklerini yapmak zorunda kalıyor. Tempeni karakteri hakkında biraz konuşalım yolda. Tempeni karakteri arkadaşlar Crash isimli polis biriminin başında. Bu polis birimi de Memur Hernandez ve Tempeni'nin diğer yardımcısı Plasky'den oluşuyor. Bunlar normalde sokak çetelerini durdurmak, hatta yok etmek için varlar. Ama bunlar yozlaşmış insanlar ve sokak çeteleri üzerinden gelir elde ediyorlar. Ve onları yok etmek yerine kontrol altında tutuyorlar. Böylece gelirlerini artırabiliyorlar. Yani şehir onların düzeni altında ilerliyor dostlarım. Tempeni ve Crash ekibinin genel olarak davranış şekli de bu. GTA San Andreas'ın hikayesi içerisinde ve GTA serisi içerisinde de Tempeni bence en etkili kötü adam diyebiliriz. Gerçekten Tempeni karakteri bence iyi yazılmış bir karakter. Seslendirmeni de gerçekten iyi bir seslendirmen. O kötü adam duygusunu sizlere veriyor. Ve Tempeni karakterinde şöyle bir şey var. Yaptığı her şeyin aslına bakarsanız şeyden dolayı olduğunu düşünüyor. Tamamen sokaklara hizmet etmekten dolayı olduğunu düşünüyor. Yani gerçekten halk için yaptığını düşünüyor bunları. Onları yok etmek imkansız. Ben de bu yüzden kontrol altında tutuyorum diye kendini motive ediyor. Şimdi geldik. Bu arada FPS düşüşleri oluyor bende arada sırada. Umarım sizde olmuyordur arkadaşlar. Hey, Carl Johnson. CJ. Oh, come on over here, son. Move over. Let him sit down, asshole. So you finally found time to drop back. Man, I've been busy. I've been burying my moms, man. Sounds like a fucking excuse to me. Officer Pulaski thinks you're trying to screw with us, Carl. Now you get this straight. We own you. You're ours. We can shit on you from such a height, you'll think God himself has crapped on you. You understand? He better fucking understand. Yeah, he better have. Güzel espriydi bu arada. Time to go to work, CJ, and earn your freedom. There's a guy holed up across town. You got that address, Pulaski? Another gang banging, drug pushing, cop killing bitch just like you. We don't like him, and he don't like us. Now you make sure he never leaves the neighborhood, not even in a box. Get the fuck out of here. Şimdi buradan da anladınız zaten arkadaşlar. Tempeni karakteri tamamen pis işlerini bize yaptırıyor. Burada da bir tane madde ticareti yapan bir adamı temizlememizi istiyor. O adamı öyle bir yok et ki diyor, mahallenin dışına bile çıkmasın, tabuta bile konulmasın diyor. Yani arkadaşlar gidip evini kundaklamamızı istiyor bizden.
Tenpenny normalde dedik çeteleri kontrol altında tutmaya çalışıyor. Ama arkadaşlar ayak bağı olanları da bu şekilde CJ gibi tetikçilerine temizletiyor. Ve bu şekilde şehirde hem korku salıyor, diğerlerini kontrol altında tutmuş oluyor. Hem de kendi elini kirletmemiş oluyor. Şimdi bize birkaç molotof sağlamışlar. O molotofları alacağız. Ve Vagos mahallesine, Vago mahallesine daha doğrusu, Meksikalıların bulunduğu Vago mahallesine gidip bunları halledeceğiz. Alalım da şuradan. Hiç arabayı buraya... Bomba falan vardı herhalde elimizde. Neyse tamam, molotofumuz var artık. Şansımıza da güzel bir araç geldi. Hızlı hızlı gideriz. Bu Tenpenny görevleri arkadaşlar asla sizlere para vesaire sağlayan görevler olmuyorlar. Çünkü dediğim gibi şantajdan dolayı yapılan görevler bunlar. Bu zamana kadar Big Smoke görevlerine sadece Vago çetesiyle uğraşmıştık. Şimdi Tenpenny'nin göreviyle de uğraşmış olacağız. Evet, 5 zemin katın camına molotof atlıyor ama tabii ki de bu adamlar da boş durmayacak. O kadar şey adamlar değiller, boş adamlar değiller. O yüzden bunları da hızlı hızlı temizlememiz gerekiyor. Arkadaşlar ben bu tabancayı birazdan değiştireceğim. Çünkü elimizde bulunan susturuculu tabanca çok da işe yarayan bir tabanca değil şu an en azından. O yüzden de bu tabanca bize daha çok hizmet edecektir. Bu arada çok kötü nişan alıyorum, kusura bakmayın. Tamam, burayı da hallettiğimize göre. Tamam, bir adam daha geliyor bu arada. Oğlum kaçma sen bir, iyi olacak. Heh, tamam, direkt kafasına attık. Güzel. Şimdi şöyle bir... Kendimizi yakmayalım da dur. Tamam. İlki okey. Tamam. Evet, destek getirdiler. Abi çok kötü vuruyorum bu arada. Oha! 3 tane boşa attım. 5! Evet arkadaşlar, CSGO'da söylenen o kolsuz esprilerini de burada yapılabilecek duruma getirdik. Biz yanmayalım da abi, ne olursa olsun. Biz yanmayalım. Aa, yandık abi işte. Sıkıntı. Abi yapma. İçeride daha bir sürü adam var çünkü. Yine yandım ya. Abo. Allah'tan cutscene girdi araya. Tamam. Oğlum biz yanacağız şimdi, herif orada yanıyor diye ya, yanımıza düştü herif. Tamam, şimdi Dennis Robinson arkadaşlar bu gördüğünüz. Bu gördüğünüz kızı kurtarmamız gerekiyor. Çünkü onun bir suçu yok diye düşünüyor CJ. Ondan dolayı da onu kurtarmamız lazım. Gerçekten de suçu yok yani. Sadece suçu burada bu tür boş adamlarla takılmak. Gerçi o da bir nevi kendini tehlikeye atmak da. Yerdekini söndüremiyoruz. O bir bug. Tamam. Tamam, söndürdük, güzel. Evet, ev çökmeye başladı. Yanının etkisiyle. Burada para falan da oluyordu. Bak para mesela. Şurada para var. Bir çekilsene abla. Bayağı da iyi sağlam para geldi yani. Gel gel gel. Oğlum alevin ortasına dalıyordum neredeyse ha. Bayağı bayağı yıkılıyor lan hep. Tamam. Şurayı bir söndürelim de abi, sonra kız gidip burada yanmasın. Hani yapmadı ki oğlum. CJ sen kendi kendine tribe giriyorsun. Ben bir ara arkadaşlar küçükken
Evdeki bütün yangınları söndürmeye çalışmıştım. Böyle bir challenge yapmıştım kendi kendime. Hatırlıyorum onu yani. Siz de yaptınız mı böyle bir şey? Hatırlayan varsa yorumlara yazsın. Böyle bir şey yapan varsa. Peki bak, parayı almak için de şurayı söndürürüm aga. Şurayı da şöyle bir söndürelim. Tamam, gel. Bitti. Güzel. Aynen öyle. Hayatını bana borçlusun. Böyle bir mahallede bir daha takılmayacaksın. Evet, Grove Street'te oturuyormuş. Sizi tanıyor. Yani The Grove Street'in lideri olduğumuz için tanıyor olabilir. Normal gayet. Gayet normal aga. Aa, Grove Street'e geldik boş boşuna ya. Direkt şu yandan geçebilirdik. Ben de arada bir FPS düşüşü oluyor ya. OBS ile alakalı sanırım. Umarım videoya yansımıyordur. Tamam, bu ilk sevgilimiz arkadaşlar. Oyunun mekanikleri olarak, yani oyunun açık dünyasında yapabileceğimiz bir aktivite. Kız arkadaşınızla takılabiliyorsunuz. Hatta eğer şey olursa göstereceğim bunu. Eğer imkan olursa arkadaşlar. Şu anda daha gözüküyor mu? Şu an evde değil mi diyeceksin. Eğer evde değil demeyeceksen gireceğim aga. Şunu bir geçsin. Şu an evde değil mi kız arkadaşımız? Şu an evde değil, okey, tamam. O zaman hızlıca vakit kaybetmeden Tempe'nin diğer görevini alalım diyeceğim de önce bir şuradan bir zırh alsak yine iyi olur arkadaşlar. Tempe'nin şimdi diğer görevini yapacağız. Orayı da anlatırım ben size. Ama önce arkadaşlar şöyle yapalım. Ben burada zırhı falan alayım, Tempe'nin oraya gideyim, videoyu orada başlatırım. Ve Tempe'nin görevine geldik arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Yoldayken, yani videoyu kestiğimde Sweet aradı bir de. Tam Grove Street'in oradayken. Ve bize Glen Park'ı ele geçirmemizi söyledi. Çünkü orada madde ticareti devam ediyormuş. Ve CJ'in de orayı alarak kendini gösterme zamanının geldiğini söyledi. Yani CJ'ye kendini kanıtla, Grove Street'e yeni bir bölge kazandır dedi. Yeah, whatever. As an officer in charge of putting an end to gang violence, I find myself in a difficult moral position, Carl. Yeah, right. Carl, I'm hurt. I truly am. And just as I was about to help those poor Grove Street boys. Oh yeah? How? I like the status quo, Carl. I like having all you bastards doing my job for me, blowing each other's guts all over the side. Dumb bastards. Now, if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another, that truly troubles me, Carl. So what you saying, man? I'm saying the ballers have brains, Carl. They watch the news. I'm saying they're making friends, cutting deals, and tooling up for more than half-assed drive-bys. Lots of cheap guns coming into America since the fall of the wall, Carl. Man, cut that bullshit, Tenpenny. Just say what you mean, man. Go check out a busy freight warehouse down the docklands and you'll see what I mean, Carl. Yeah, okay. Y'all take care now. For sure. Ve arkadaşlar, cutscene'i izlediniz. Tempe'ni ile ilgili söylediklerimi tekrar anlamış oldunuz arkadaşlar. Tempe'ni karakteri bütün sokak çetelerinin dengede olmasını istiyor. Haksız bir avantaj elde etmesini istemiyorum diyor. Yani hepsi kontrolümün altında olsun istiyor. Ve sana yardımcı olmak istiyorum diyor. Tabii ki de çok yardımcı olduğundan değil arkadaşlar. Yine bir iş kitledi bize de. Olay şu. Şöyle anlatayım sizlere. Balla çetesi arkadaşlar bir silah anlaşması yapmak üzere şu anda liman bölgesinde. Ve yüklü bir silah alımı yapacak. Yani bu silah alımını da tabii ki de Grove Street'e kullanmak için yapıyor. Daha fazla bölge edinebilmek ve bize karşı kullanabileceği silahlarla belki de Grove Street'i yok etmek için, daha erken yok etmek için plan ve hazırlık yapıyorlar. Tempe'nin de dedi ki, bak dedi, hani onlar dedi anlaşma yapıyor. Hem git sen benim işimi yap, o anlaşmayı önle. Bir silah sonuçta gidip, normalde polislerin işi bu. Silah ticaretini bozmak, işte çetelere son vermek vesaire. Ama git dedi sen benim işimi yap dedi. Hem de kendi çeten adına da bir şey yapmış olursun dedi. Bu arada arabayı mahvettik ya. Geri dönmezdim abi bu. Döner mi? Döndü. Güzel.
Hem onun işini yapmış olacağız hem de Growth Street karşısında Ballalara bir darbe daha indirmiş olacağız. Böylece silah anlaşması olmazsa Balla çetesi de biraz daha güçlenmesine ertelemek zorunda kalacak. Yani bu görevde hem kendi çetemiz için bir iş yapıyoruz hem de Tempeni için bir iş yapmış olacağız. Bu görevde adamlar MP5 kullanıyordu diye hatırlıyorum. Bunu avantajımıza çevirip MP5'leri toplarsak bu bölge alma görevinde de bize bayağı bir yardımcı olur. MP5 silahı. Şimdi şurada duralım. Ruslar ve Ballalar deponun içinde bir toplantı yapıyorlar. İçeri girmenin bir yolunu bulman gerekecek. Klasik düğmeye ateş et mantığı mekaniği var GTA San Andreas'ta. Bunu yapacağız. Ve Ruslar ve Ballalıların silah anlaşmasını çözeceğiz. Bu oyunda da Ruslar genelde arkadaşlar silah anlaşmalarını yürüten taraf olarak gösteriliyor. Öyle bir durum var. Burada mesela... Ya bak şu herifin silahını hızlı bir şekilde alırsak çok iyi olur. Tamam. Şunu alalım. Tamam. Bunları da toplayalım. Güzel. Hepsi inmiş oldu böylece. Şurada alabileceğimiz bir silah var da. Yanmak istemiyorum. Yani kendine mi hareket ediyor? Ya yok. Düşecek mi? Tamam, tabanca çıktı. Yani çok da bir şey çıkmadı. Şurada zırh var ihtiyacımız olursa. Güzel indirdik. Güzel. MP5'leri kullanmak bizim için. Adam ateş bile edemeden güzelce avladık. Tamam. Burada can da var, güzel. Şimdi de... Bu arada bak, kilo kaybediyoruz. Bir yemek yedirelim bu görevden sonra. Burada bir zırh daha var. Güzel. Bunları bu arada toplamamız iyi olacak bizim için. Ha, şurada da varmış, güzel. Bayağı bir ateş açıyorlar şu anda. Orada Ballalılar da olması lazım şu an. Bunları almamız iyi oldu. Bunu da bir temizce halledelim. Çok mermi falan yemeden ilerledik ya. Nereden çekiyor lan? Ha, oradan atıyor, tamam. Aa, şurada şey var. Kalaşnikov var. Tamam, güzel. Onu da almamız iyi oldu. Ha, şuradaymış herif. Bak, bunu görmedim ben. Tamam, şunu biraz mermiyi de yeniledikten sonra. Adam arabaya binip kaçacak. Aslında bunu normalde de indirebilirsiniz biraz daha üstüne gitseniz de. Ben biraz daha tedbirli davrandım. Hem silah toplamak için de yaptım biraz. Baksanıza MP5'i bayağı arttırdım. Şimdi size zaten Ammunition'a gittiğimizde bir bug göstereceğim arkadaşlar. Bu bug sayesinde sınırsız yapacağız MP5'imizi. Bu bayağı bir işimize yarayacak. Tamam, o artık şöyle yakın takipte kalırsak ölecek zaten. Tamam, güzel. Tempeni'nin bir görevini daha halletmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bir yemek falan yedirelim adama. Adama derken CJ'ye yani. Sonrasında devam. Burada hemen pizzacının oradan çıkabiliyoruz diye düşünüyorum, evet. Tamam, buradan çıkıp hemen CJ'ye bir yemek yedirelim. Sonrasında biraz da spor yaptırabiliriz. Güzel olur, kaslarımız artsın. Mermi durumumuzu zaten sweet görevlerinde ben iyi bir şekilde halledeceğim. Tamam. 3 tane yedirsek yeterli.
Şimdi hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar hemen şeye gidelim. Spora en son yaptırırız. Hiç vakit kaybetmeden şu Sweet'in hem bug'ı göstereyim hem de bölgeyi almış olalım. Hatta diğer bölümün başlangıcında bir giysi değişikliği yaparak da başlayabiliriz bence. Güzel olabilir. Şimdi tekrar söylüyorum. Burada yapmamız gereken arkadaşlar artık CJ'in kendini Growth Street çetesine kanıtlamasını göstermek. Böylece de bölge alacağız ve kendimizi kanıtlamış olacağız. Tamam. Buradan silah ve cep. Bu klasik arkadaşlar bir şey tanıtma. Oyunu tanıtma yani. Gel buradan silah al. Arada sırada silahın biterse diyor. Bütün GTA'larda olur bu. Burada da nasıl bölge ele geçirebileceğimizi anlatıyor. Çünkü GTA San Andreas içerisinde bir bölge ele geçirme mantığı var. Arkadaşlar şu bug'ı göstereyim ben hemen size. Bakın. Umarım işe yarar bu arada. Rezil olmayalım şimdi. Aa, şu an görev içinde olduğumuz için yapamıyoruz. Normalde arkadaşlar şuraya gir çık yaparak silahınızı sınırsız yapabiliyorsunuz. Bu bir bug GTA San Andreas içerisinde. Ama şu an görevde olduğumuz için bizi poligona sokmuyor. Tamam, hemen gidelim ve bölgeyi almaya başlayalım. Olmadı poligondan sonra bakarız duruma göre. Şunu sınırsız yapmamız güzel olabilir. Bakın şu mor bölge Balla bölgesi. Glen Park zaten Ballaların ana bölgesi olarak da gösteriliyor wiki sayfalarında. Ve güzel de bir bölge. Burayı alırsak artık burada Grove Street üyeleri olacak. Şurada 3 tane var mesela. Bunları bir temizlersek arkadaşlar çete savaşı başlayacak ve ardından da hedefimize ulaşacağız. Lan burada değil miydiniz daha demin? Ha, şuradalar. Lan pompalı ne kadar kötü. Tabanca bile daha iyi lan senden. Tamam. Arkadaşlar zırhımız falan dikkat etmek lazım bunlara. O yüzden MP5 ile oynayacağım biraz. Gelsinler bakalım. Nereden gelecekler? Ulan geldiler. Aa, köprünün üstündeler ama. Bu iyi olmadı pek. Bu arada arkadaşlar şu tür uzilerin üstüne giderseniz de elinizdeki MP5 cephanesi dolacaktır. Yani burada topayla geliyorlar şu an. Daha ikinde. Güzel bir para kasma yapabiliriz burada. Buna para düştü. Bu tür görevlerde düşen paraları almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. İleride bayağı bir lazım oluyor. Şimdi. Bunu da aldık. İkinci dalgayı da hallettik. Burada güzel para düştü. Şimdi burada son dalga artık. Üçüncü dalgada bitecekler. Burada çok hafif geldiler ama yani. Daha ilk görev olduğu için herhalde, bölge alma görevi olduğu için. Buna bayağı bir hafif geldiler. Çünkü normalde bayağı ağır silahlarla da geliyorlar. Tamam, bu bölge bizim. Şimdi burada arkadaşlar Little Weasel isimli karakteri göreceksiniz. Little Weasel da normalde önceden Grove Street aile üyesiyken Ballaların güçlenmesiyle Balla taraflarına geçiyor ve Ballalarda lider pozisyonuna kadar ilerliyor. Şimdi göreceksiniz zaten Little Weasel'ı da. Arada videolarda isminden bahsediyoruz. Little Weasel da önemli bir Balla üyesi, lider üye diyebileceğimiz kişilerden bir tanesi. Burada arada sırada düşman çetelerinin saldırısına uğrayacak. Savunmamız gerekiyor yoksa kaybediyoruz, bunu anlatıyor. Hadi artık.
Sal bizi artık ya. Hadi ya. Çok uzatıyor bu tür şeyleri. Evet tamam. Bir de arkadaşlar bu bölgelerden CJ para elde edebiliyor. Yani bölgelerinizin sayısını arttırırsanız CJ'nin evinin önünde daha fazla para çıkmaya başlar. Hani GTA Vice'de olduğu gibi mülklerinizden para alabiliyordunuz ya. Aynı mantık. Burada da var. Tempeni bana tuzak kurdu diyor. Hain dediği de Little Weasel arkadaşlar. Ve Little Weasel'ı hallettik. Üstündeki paraları da alalım. Arkada gross şeyler var. Hiç onlara girişmeyelim. Buradan bir araç bulup buradan çıkalım arkadaşlar hızlıca. Abi bir tane varsa hemen. Salın ya bir tane. Spor işini yapsak mı bilmiyorum. Çok da videoyu da uzatmayayım. Çünkü neyse sizin dönüşlerinize göre yapacağım bunu arkadaşlar. Abi spor falan yap diyorsanız yorumlara yazın. Yok spor falan yapma dümdüz oyna diyorsanız da dümdüz hikayeyi anlat anlata bitirelim arkadaşlar. O zaman bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Toplamda 3 tane uzun görev yaptık aslına bakarsanız. Bundan sonraki bölüm 7. bölüm artık Los Santos'un final bölümü olacak arkadaşlar. Tabi yeterli izlenmeyi alırsak. Tekrarlıyorum. 600 izlenme ve 60 like talep ediyorum arkadaşlar. 600 izlenme ve 60 like gelirse videoya seri devam edecek. Ve diğer bölümde o şeye ulaştığımızda gelecek. Bilginiz olsun dostlarım. Yani bu seriyi izlemek isterseniz like'larınızı, izlenmelerinizi bekliyorum. Bunun haricinde arkadaşlar dediğim gibi videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın. Eğer maddi destek sağlamak isterseniz süper teşekkürü kullanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.